halen Türkiye Ekrem İmamoğlu'nun ordu valisine itlik mi basitlik mi dediğini tartışıyor. Halen ısrarlıyım. Halen ısrarlıyım. Deneyimlediğim için ısrarlıyım. Orada İmamoğlu itlik yapılmıştır demiyor. Basitlik yapılmıştır diyor. Fatih, herkes farkında. 2 gündür Fox TV değişti. Daha önceden önce Binali Yıldırım'ın görüntüleri verilir. Sonra İmamoğlu'nun görüntüleri uzun uzun verilirdi. 3 gündür önce İmamoğlu'ndan görüntüler veriliyor. Kısa kısa, arkasından uzun uzun Binali Yıldırım görüntüleri veriliyor. Hem de ne kadar tatlı, ne kadar hoş görüntüler bunlar. Yaklaşık 4-5 aydır İmamoğlu'na hem sen yorumlarınla hem de haber olarak, kanal olarak büyük destek verdiniz. Ama son 11 gün dayanamadınız be Fatih. Son 11 gün dayanamadınız. AKP'nin tuzağına düştünüz. Sen de düştün Fatih. İmamoğlu gibi bir nezaket abidesinin küfürbaz bir siyasetçi olduğunu, diğerlerinden hiç farkı olmadığını, kulağınla duymadığın, gözünle görmediğin halde 7 milyona yakın Fox TV haber izleyicisine söyledim. Onların beyinlerine girdiğini, onların kafalarının bir taraflarında İmamoğlu'nun nezaketiyle ilgili şüphe uyandırdın. Yanlış yaptın be Fatih. Yanlış yaptın be kardeşim. Ben yanlış yaptım diyorum. Sen istediğin kadar doğru yaptın de Fatih. Göreceksin ki zaman yine Memduh abini haklı çıkaracak. İsmail Küçükkaya'yı, daha doğrusu Fox'u neden istediler? AKP istedi gene Fox'u. Fox'u neden istediler söyleyeyim. Kazansalar da kaybetseler de seçimde, o sonraki işti. İsmail Küçükkaya'yı, daha doğrusu Fox'u istemelerinin sebebi ise tartışmayla seçim günü arasındaki bir haftada Fox TV ana haber bültenindeki ağır eleştirilerin önüne geçmekti. Hatta onu şimdiden bu gece Fox TV haberlerini izlediyseniz bu geceden daha Binali Yıldırım'a karşı bir sempati yayıncılığı başladı. Hemen başladı ama derhal başladı. Bir gün önce, 2 gün önce Binali Yıldırım'ın Diyarbakır'a gittiği ve bütün Türkiye'de AKP'lilerin ve en çok da ülkücülerin ve tabii muhalefetin diğer partilerinin tenkit ettiği o konuşmasını nasıl bu sefer yumuşacık geçiştirdiler. Yani AKP'nin siyasi bilgisi, siyasi hünerlerine Türkiye'de kimse başa çıkamaz. Eğer siyasi hünerleri %10'u kadar devlet adamlığı hünerleri olsaydı bu AKP'lilerin, Türkiye bugün uçmuştu. Ama devlet adamlığından zerrece nasiplerini almamışlar. Bir tek şey biliyorlar. Seçim nasıl kazanılır İmamoğlu'na? Öyle bir kumpas kurulmuş ki böyle bir ortam yaratılacak. Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz damarına basacağız. Belki o arada bir şeyler yapar. Biz de bunu alırız, pullarız. Hem de en yakın arkadaşı, ona en çok desteği veren televizyoncuya söyletiriz. Öyle oldu. Bir de bize en etkili muhalefet yapan televizyonla aramızdaki sıcaklığı yükseltmek, soğukluğu gidermek için onların en başarılı ikinci televizyoncusunu da tartışmacımız yaparız. Haha! Bakınız, Fox TV'de muhalefet bitti. Fatih'in muhalefeti bitti. Bitti abi, bitecekti. Ya AKP siyasette 1 numara, kim ne derse desin. Nasıl düşürdü Fox'u görüyor musunuz? Nasıl düşürdü Fox'u görüyor musunuz? Bir anda şak dedi abi. Bir çaktılar. Bir kumpas önce İmamoğlu'nun üstüne gittiler. Tutmaz. Tartışmanın 16 Haziran günü yapılacak tartışmanın İsmail Küçükkaya'ya verilmesinin en gerçek, en temel sebebinin ne olduğunu söylemiştim. Fox TV'nin kalan son 11 günde muhalefet etmesinin önüne geçmek olduğunu söylemiş miydim, söylememiş miydim? Kendimi övmek için söylemiyorum. Hayır. Diğerleri, başkaları, aman efendim o öyle oluyor da bu böyle oluyor. 1000 tane bana göre kendi pencerelerinden doğru olabilir ama bana göre yanlış. Çok saçma sapan gerekçeler ileri sürdükleri halde ben ne dedim? Amaç Fox TV'nin tek başına yaptığı muhalefetin önüne geçmek.
dedim. Uğur Dündar da aslında aynı şeyi söyledim. Uğur Dündar da kullanılacağını gördü. Yani kendi üzerinden sözcünün muhalefetinin önüne geçmek istenildiğini fark ettiği için reddetti programı ve İsmail Küçükkaya'yı da aradı. Uğur Dündar aradı. Çıkma İsmail dedi. Seni severim. Kendine ne zarar vereceksin dedi. Kabul edelim ki Fox ana haberi günde ana haberi yaklaşık 7-8 milyon kişi izliyor. YouTube hariç bilebildiğim kadarıyla. Bu çok müthiş bir rakam. Ve giderek AKP'li seçmenler ve MHP'li seçmenler de Fox haberi izlemeye başladılar. Binali Yıldırım, tabii Binali Yıldırım'ın zekasından değil bu. Tayyip Erdoğan'ın çevresindeki seçim kazanma becerisi yüksek bazı siyaset bilimciler Binali Yıldırım'a dediler ki Fox TV'yi yanımıza çekmenin bir tek yolu var. Seçimlere 15 gün kala Fox TV'ye ne kadar güvendiğimizi kamuoyuna göstermek. Kaybedersek eğer seçimleri yıkarız Fox TV ve İsmail'in üzerine. Zaten bunlar kötüydü de bunlar muhaliftiler de bunlar bizi perişan ettiler de bunlar bize kumpas kurdular da yıkarız. En azından kendi teşkilatlarımızı kaybetmeyiz. AKP, AKP bu AKP. AKP'liler şeytanı öperler, şeytanı bir şişenin içine kapatırlar. Şişenin kapağını tık 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 dört tane çevirirler, dört kere çevirirler. 40 sene sonra şeytan kendine geldiğinde ulan bu AKP'liler bana ne yaptılar diye başlar bağırmaya. Daha durun bakalım. 17 sene geçti aradan biz. Koca bir millet şişe içinde.